Türkiye'de hem duruşuyla hem de kariyeriyle en çok ilham aldığım isimlerden biriyle birlikteyiz. Seda Domenç'le. Merhaba Seda Hanım. Merhaba, teşekkürler. Sizin de medyanın içinde farklı alanlarında geçen çok uzun bir kariyeriniz var. Ve şu an bir dergi yayıncılığı, dergi yöneticiliği yapıyorsunuz. Hatta yayınların da başında olarak kariyerinizi devam ettiriyorsunuz. Önce hikayenizi dinlemek istiyorum. Tüm bu sürece gelene kadar olan kariyer hikayenizi. Uzun ama. Bu kadar zamanımız olduğunu sanmıyorum. Tabii işin esprisi ama ben Vogue dergisine yaklaşık 9 sene oldu. Gerçi ben de inanamadım söylediğime. 9 senedir evet derginin başındayım diğer yayınlarla birlikte. Ama tabii ben her zaman moda dünyasında değildim. 9 sene önce başladı benim modayla olan bu kadar iç içe yaşamım. Ondan önce çok farklı alanlarda çalıştım. Aslında ben kariyerime gazeteci olarak başladım ama bildiğiniz böyle muhabir gazeteci, yani hani aktüel gazeteci olarak. Daha sonra iletişim danışmanlığı yaptım. Bir dönem Avrupa Birliği için çalıştım. Dış ilişkilerle çok içli dışlı oldum, öyle söyleyeyim. İş geliştirme direktörlüğü yaptım ve aslında bu bir iş geliştirme projesi olarak başladı. Ben yayıncılığı çok seviyorum. Moda ya da gayet meraklı bir kadındım her zaman. Yani iyi bir dergi okuyucusuydum. Moda dergileriyle işi dışıydım ama moda olarak, yani modayı bir profesyonel olarak düşünmemiştim. Çünkü bilmiyorum, yani öyle bir gelişen bir kariyerim yoktu. Ta ki Vogue'a kadar. Bu Vogue'un editörlüğü biraz aslında sürpriz oldu. Yani öyle söyleyeyim. Böyle, öyle evet, de yola çıkılmamıştı. Evet. Hatırlarsınız belki. Evet. Öyle bir plan dahilinde gelişmedi. Ama ben şeyi seviyorum. Biraz böyle bırakacaksınız ki hayat size bir tesadüfler sunsun, bir fırsat sunsun. Böyle her şeyde planlarsanız o zaman o tesadüflere yer kalmıyor, sürprize yer kalmıyor. Vogue da benim hayatıma bir sürpriz olarak girdi diyebilirim. Ama çok güzel bir sürpriz oldu. Yani 9 yıldır çok severek yaptığım bir iş. Her sene kendini çok yenileyen bir iş. Aslında Türkiye'nin önde gelen dergilerinden biri gerçekten Vogue Türkiye ve başarısı hem dijitalde hem basılıda, duruşu, bütün o çizgisi sizin aslında sadece moda gözüne sahip olan biri olmamanız ve bir business altyapınız olmasıyla ilgili diye düşünüyorum ben. Bir iş kadını bakışıyla dergiyi yönettiğiniz için tüm dergilerden ayrılan bir başarı söz konusu bence. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim böyle düşündüğünüz için. Şimdi doğru payı olduğunu umuyorum. Vardır. Çünkü şöyle, ben başından beri aslında Vogue'u bir dergi olarak değil bir marka olarak tabii, evet, tabii ele almak istiyorum. Çünkü aslında geldiğimiz dünyada önemli olan içerik ve o içerikte, o alanda, diyelim ki biz moda alanından bahsediyoruz. Sizin ne kadar otorite kurabildiğiniz, ne kadar bir etki alanınızın olduğu ve gerçekten yani bunu hangi mecralarda yürüteceğiniz. Şimdi tabii ki Vogue bir dergidir. Bu dergide bunun ben artık vitrinidir diyorum yaptığımız işin. Gerçekten gurur duyduğumuz bir ürünüdür. Onun çevresinde bir iş modeli kurmanız gerekiyor. Yani sadece dergi değil, işte derginin tabii ki dijital ayağı, onun yanında sosyal medyası, onun yanında etkinlikleri, onun yanında yapacağınız marka işbirlikleri. Siz de aslında gayet bu işlerin içerisindesiniz artık, evet, dediğim gibi. Biz videolar, özellikle son dönemde bu kısa süreli videolar çok hayatımıza girdi. İşte onunla beraber Vogue TV'nin kurulması gibi. Aslında siz süreyi koyun, yani Vogue markasını ortaya koyun. Çevresine böyle 360 derece bir iş modeli önemliydi. Ben aslında bu vizyonla yola çıktım. Biz zaten hani dijitalde basılı yayınla, hatta basılı yayından biraz önce başlattık dijital operasyonu. Hani Türkiye'deki bu anlamda ilk böyle daha kapsamlı, işte 24 saat kendini yenileyen dijital interaktif moda içeriği yapan dergi olarak başladık. Tabii o çok bir önden başlamanın faydası olarak gerçekten bizim kısa zamanda yol almamıza sebep oldu. Bir de yani bir ayrıştıran şeyler olması gerekiyor. Ben moda markasıyım, ben yüksek modanın yanındayım ve daha çok modelle ilerlemek istiyorum. Ama bunu yapmam için tabii ki uluslararası bir sistem kurmam gerekiyor gibi işte stratejiye. Bütün stratejileri böyle belirlemek. Evet, belirlerseniz baştan, ondan sonra iş biraz daha aslında kolay ilerliyor. Tam da bu noktada aslında markanın stratejilerini belirlerken siz elbette diğer Vogue'lara benzememek, hem de sektörde var olan lokal dergilerden de farklı olmayı hedefliyorsunuz ama moda sektöründe yıllardır ben de bizzat tanık olan biri olarak hani Vogue çok snob, işte sınırlarının dışına asla çıkmayan bir marka olarak değerlendiriliyor ve bazen olumsuz bir şeymiş gibi bir algı söz konusu olabiliyor.
Bu sınırları belirlemek aslında oldukça zor Türkiye'de. Çünkü bir marka var, onun uyarlanacağı bir ülke var. Tüm bunları harmanlamak gerçekten çok zor. Bu stratejilerde, o sınırlarda nasıl süreçler atlattınız? Burada tabii bir öğrenme süreci atlatıyorsunuz. Çünkü bir anekdot anlatayım. Biz bu dergi yapmaya ilk başladığımızda tüm Condé Nast yayınlarının başındaki Anna Harvey, ki çok çok tecrübeli bir editör. Yani o zamanlar herhalde 60'lı yaşlarındaydı. Zamanında Lady Diana'nın stilistliğini yaparak hani başlamış. Anna Wintour'la beraber aynı dönemlerde çalışmışlar. Onunla beraber strateji oturtmaya çalışıyoruz. Burada ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Tabii ki işte görsel olarak, yani her zaman işte ne diyoruz, görsel bir şölen, doğru bir şey, ama fotoğraf seçiminde hangi kriterler var? Ben istiyorum ki biraz bana böyle objektif bir kriterler getirsinler. İşte şu olur, bu olmaz. Hepimiz öyle daha kolay, evet, net olsun, işimiz kolay olsun. Anna Harvey demişti ki, şimdi bazı fotoğraflar Vogue'dur, bazıları değildir. Ben de evet anlıyorum galiba ama daha tamam, yolum var. Sonra. Bana çok tuhaf gelmiş. Yani böyle bir kriter olabilir mi? Hani bu Vogue, bu değil. Ama neye göre? Şimdi inanın yani gözümün şöyle ucuyla bakıp dedim ki bu Vogue değil. İşte o bir zaman, o bir aslında gözünüzün eğitilmesiyle alakalı. Aslında moda fotoğraflarının hepsinin bir dili var ve o dil her derginin ayrı bir dili var. Yani her dergi aslında okuyucuyla kurduğu ilişki üzerinden bir dil geliştiriyor. Ve bu diller benzemiyor. Yani biz tabii ki diğer farklı dergilerle olan çekim gördüğüm anda ben derim ki bu dergiye ait. O kadar aslında bir noktadan sonra bu göz sizin gelişiyor, göz gelişiyor. Ama hiç kural yok ortada. Hani bana deseniz ki nedir yani ve tarif et. Derim ki Vogue veya değil, bu kadar basit. Bu zamanla gelişen bir şey ama doğru söylüyorsunuz. O sınırları korumak zor. Aslında bize çok yerel içerik var. Yani siz evet. Vogue'u karıştırdığınız zaman neredeyse her bu topraklardan çıkar, her yeni tasarımcıya biz yer vermişizdir. Yani bu kadar iddialı konuşuyorum. Vermemişsek de eminim sıradadır. Öyle söyleyeyim. Gerçekten tasarımcıları çok desteklemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı yüzlere yer vermek istiyoruz. Çok uzun süredir O Kız diye bir seri yapıyoruz. Burada gerçekten daha böyle yeni parlayan, işte aslında çok güzel meslek sahibi ama stiliyle de öne çıkan ama daha kimsenin de tanımadığı kişilere yer vermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde bizim hep uzun süredir yaptığımız Metropol bölümümüz var. Orada yeni yeteneklere, yani müzikse müzik, bisikletse bisiklet, onlara yer veriyoruz. Dolayısıyla yere içeriğimiz çok. Çok. Ama hep bunu Vogue süzgecinden geçiriyoruz. Yani siz dediniz ya o sınırlar nasıl, biz yere içerik yapmakla ilgili hiç problemimiz yok. Tam tersi, çok istiyoruz. Ama bu süzgeçler demek ki çok başarılı yapılıyor ki dergi bugüne hala çok büyük başarılarla devam ediyor. Şimdi şuna değinmek istiyorum. En başta da dediğiniz gibi 9 sene önce yapılanla bugün olan şeyler çok farklı, çünkü taşlar yerinden oynadı ve bunun asıl sorumlusu sanıyorum sosyal medya ve dijital dünya. Siz bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Vogue tüm bu dijital gelişmeleri de çok güzel entegre eden ve o tarafı da çok iyi yöneten bir dergi ve bunu aslında başarmak Türkiye'de biraz da zor. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Dergicilik nereye gidiyor? Dijital dünya nereye gidiyor? Bu entegrasyon şu an evet doğru ve başarılı gidiyor ama yarın ne olacak? Şimdi çok güzel bir soru. Biz hep şu soruya karşılaşıyoruz işte. Dijital geldi, siz ölecek misiniz? Evet, ben hep böyle bir söylentiler. Yani artık dergi kapanıyor mu? Bu soru bizim temel sorumuz. Evet. Hiç alakası yok. Neden alakası yok? Aslında biz zaten dediğiniz gibi içerik üretiyoruz. İçeriğin hangi mecrada aslında tercih edildiği okuyucuya ve tüketiciye kalmış bir şey. Doğru. O eğer içeriği sosyal medya üzerinden takip etmek ve tüketmek istiyorsa, ama sosyal medyaya uygun içerik, yani nedir o? Daha daha kısa, daha vurucu, daha aslında diyaloga açık. Yani mesela bizde Vogue'daki yazılarımız biraz daha otoriterdir. Yani daha böyle başka bir tonla konuşur ama biz sosyal medyada o şekilde konuşmuyoruz. Yani tam tersi soru soruyoruz. Yani veya işte bir espri yapıyoruz. Tabii ki yani o bir angajman olması gerekiyor. Evet. Şimdi eğer o tüketici yine bir Vogue filtresinden geçmiş içeriği o şekilde tüketmek istiyorsa, o zaman zaten sosyal medyada var olacak. Ama daha derinlikli yazılar okumak istiyor. Ne bileyim, özel yazarların elinden çıkan veya gerçekten eline almak istiyor. Ben bu lafı seviyorum, böyle kendi prime time'ında, yani kendine ayırdığı en güzel zamanda o dergi eline almak istiyor. Ayaklarını kanepesine uzatmak istiyor. Böyle çevirmek istiyor. İstediği hızda, evet. İstediği zaman.
Yani o yüzden bunlar farklı, mecralar farklı ama sunduğumuz içerik, evet, dili farklı ama o temelde dediğim gibi o kürasyon aynı. Yani o yüzden ben dergilerin hiçbir zaman yok olacağını hiç düşünmüyorum. Veya şöyle düşünüyorum. Muhabiri aldık. Hayır, yine başka bir örnek vereyim. Yani yelkenliler, şimdi motor yatlar çıktı. Evet, istediğiniz yere çok daha hızlı gidebiliyorsunuz. Daha konforlu. Ama yelken bir zevktir. Evet. Yani yelkenli sahibi olmak bir, yani yelkencilik bir kültürdür. Kültür. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi görüyorum ben de. O nedenle yani işte dijital geldi, eyvah mahvolduk. Hayır, biz dijitalde de içerik üreteceğiz. Tercih edenler oradan tüketecek bu içeriği. Dergimizde yapmaya devam edeceğiz. Hatta benim hedefim daha şık dergiler yapabilmek. Peki bunu zaten hali hazırda yapan bir dergi olarak bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk okuyucusu dergi okuyor mu? Onları nasıl daha bu özel şeylere çekeceğiz? Ne yapmalıyız? Biz de buradan nasıl duyurabiliriz? Çünkü aslında dergiler her noktasıyla, her sayfasıyla çok büyük emeklerle çıkan ve gerçekten hep araştırılarak ve bilgi verme hedefiyle ortaya konan ve bir ay boyunca bunun için çalışılan ürünler. Doğru. Ve biz sosyal medya yüzünden hep geçmeye, hızlı hızlı izlemeye, yani 15 saniyenin üzerindeki bir şey izlemekten bile sıkıldığımız günlerdeyken nasıl bunu başaracağız ve tabii ki sosyal medyada olsun, tabii ki ona yönelik de bir şeyler olsun ama bu özel şeyi nasıl koruyacağız? Eskiden moda dergileri işte defile, moda editörleri defileye girerdi. Ondan sonra siz aslında defilede olup biteni görmek için neredeyse böyle bir 4-5 ay beklerdiniz. Büyük bir heyecan, büyük bir arzu. Aslında bizim modanın temelinde bu arzu nesnesi yaratma var. Var. Değil mi? Ama şimdi ne oluyor? Siz gayet iyi artık biliyorsunuz. Beraber de gidiyoruz. Daha gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Şurada defile başlıyor. Şimdi defiler uzun ya böyle genelde podyumlar. Oradan gelene kadar... Siz görene kadar insanlar sıkılmış oluyor. Çünkü oraya, yani oradan başlar tık 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 bu fiide düşmeye başlıyor. Benzer insanlar zaten modayla ilgili takip ediyorlar. Yani defilenin sonu geldiğinde o artık neredeyse görünüm bizim için yani evet eskimeye başlıyor. Şimdi ama nerede kaldı bu arzu nesnesi? Veya nerede kaldı bu gizem? Şimdi gizem aslında çok hoş bir şey. Evet. Şimdi bu sosyal medya maalesef dediğiniz gibi tabii ki çok büyük faydası var ama aynı zamanda bizi modadan da artık sanattan da öyle. Böyle bıktıran bir noktaya doğru gidiyor. Ben o noktada dergilerin tekrardan bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Markanın gücü çok önemli burada. Evet. Yani bence orada ayrışacak nokta markanın gücüyle alakalı. Gerçekten ne kadar farklı bir içerik üretebiliyorsunuz, sunabiliyorsunuz, nelere ulaşabiliyorsunuz, nelere ulaşamıyorsunuz bu çok fark ettiriyor. Yani siz eğer gerçekten kimsenin açamadığı bir kapıdan içeri girip orada bir çekim yapabiliyorsanız, o dünyayı açabiliyorsanız farklılaşıyorsunuz. Yoksa zaten yani herkesin ulaşabildiği şeylere gittiğiniz zaman olmuyor. Yani bir yerden sonra bir fark yaratamıyorsunuz. O zaman da okuyucuyu kaybetmeye başlıyorsunuz. Bence bunlar önemli ayrışma noktaları olacak. Ben son olarak hem moda sektöründe yani gençlerin çok yer almak istediği bir sektörde varlığını sürdüren bir isim olarak hem de aslında çok farklı alanlarda eğitim ve kariyer süreçleri ardından marka yönetimini çok doğru yöneten biri olarak size gençlere neler önerirsiniz bunu sormak istiyorum. Çünkü hani ben de naçizane bu soruları alıyorum ama hani siz ilk ağızdan en doğru tavsiyeleri bence veriyor olacaksınız. Aslında hepsini konuştuk, dergiciliğin nereye gideceğini, sosyal medyanın önemini, kötü taraflarını ama gençler, moda sektörüne girmek isteyen, dergicilik alanında ilerlemek isteyen gençler ne yapmalı? Gülüyorum deminden beri çünkü şunu düşünüyorum. Yani gençlere tavsiye verecek yaşta mıyım diye. Ya. Neyse. Yani bir gençten gençlere tavsiye diyelim. Şaka bir tarafa. Gençler kendine ilk başta şu soruyu sormadılar. Yani ben öğrenmeyi seviyor muyum? Çünkü aslında biz ne yapıyoruz? Biz öğreniyoruz. Sonra öğrendiklerimizi aktarıyoruz. Yani bunu işte süslüyoruz, püslüyoruz, işte güzel yazıyoruz veya güzel bir imaj haline getiriyoruz. Ama bir şeyi siz aslında merak etmeden, öğrenmeden karşınıza da bir şey vermeniz mümkün değil. Bence bunu sorması gerekiyor. Yani herkese uygun bir iş değil bu. Yani bazı kişi sürekli aynı restoranda yemek yemek ister. Var öyle mesela benim babam. Ama ben yani bir yere iki gittikten sonra üçüncüde böyle hani yerin neresi diye merak etmeye başlarım. Dördüncü kez de kesin artık zor yani benim bir yere dört kez falan gitmem. Hani bu tarz insanların işi bence. Yani yeniliğe meraklı, esnek, kendini geliştirmeye açık. Dediğim gibi bu doğru veya yanlış değil. Bazı insanlar çok güvenli ortamlarda çalışmak istiyorlar. İşte işim belli olsun, saatim belli olsun.
bizim ne işimiz ne saatimiz belli değil. Hiçbir şey. Yani ben dedim ya size başlarken, ben 9 yıl önce yaptığım işi yapmıyorum. Hayır, ben 6 ay önce yaptığım işi de yapmıyorum. Evet, 6 ayda bile bizim iş modelimiz değişiyor. Zaten içerik her ay değişiyor. Yani muhatap olduğumuz insanlar değişiyor. O yüzden gençlere en büyük şeyim bu. Kendinize ilk başta bir aynada şöyle karşınıza alın. Bir sorgulayın. Ben böyle bir hayat yapabilir miyim? Gerçekten 7-24 çalışıp ama bir yandan da yaptığı, yani her anda bu işten zevk alabilir miyim? Sorusu çok önemli. Sevmeden hiçbir iş yapılmaz. Anlamsız. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet. Teşekkür ederim ben de. Çok mersi. Haftaya yine dopdolu bir içerikle karşınızda olacağım. Hoşça kalın.